Mesela adam çok saldırganmış bu psikopat olan. Daha önce kendi babasını bıçaklamış. Annesinin eşine saldırmış. Ya böyle adamlar nasıl rahat rahat bunlar taksi şoförü yapıyorlar. Minibüs şoförü. Bir kere böyle bir şey varsa minibüs şoförünün aklı dengesinin yerinde olması lazım. Taksi şoförünün aklı dengesinin yerinde olması lazım. Bu tarz sabıkası olan bir adama bu tarz bir görev verilmez. Mesela ambulansta görev veremezsin. Efendim bir bakkalda görev veremezsin. Değil mi? Yani bir ilk yardım yerinde öremezsin. Taksi hiç olmaz. Takside adam canını emanet ediyor. Olur mu taksi ya? Dolmuş şoförü asla olmaz. Otobüs şoförü asla olmaz böyle insanlar. Yani bir kere adli sicil bozuksa hemen iptal edilmesi lazım. Ehliyet. Veyahut yapamazlar ama oraya yazacak arkadaş bu adamın böyle böyle özellikleri var diye yazması lazım dolmuşta. Değil mi yani? Oluyorsa yapsınlar. Bak adam gizli kardeşim, gizli nasıl olur ya böyle şey? Ya devlet bunu açıklasın ya görev vermesin bu adama. Dolmuşun üstüne böyle spreyle açıkça da bu adam böyle psikopatlık yapmış. Adam bıçaklamış, manyaktır. İstiyorsanız bilin dolmuşuna dersin. Ya bilmeden tuzağa düşmüş oluyor çocuk oraya. Değil mi? Tuzağa düşürmüş oluyorsun. Bilmiyor yani. Söylememek çok büyük bir suç. Yanlışlık, hata. Bunun düzeltilmesi lazım. Dolmuş şoförü, taksi şoförü bilmem ne bu tip görevler. Adam bıçaklama falan varsa, yaralama şu bu falansa kesin iptal. Hiçbir şekilde olmaz. Bir daha yapar. Mesela adam köpeği iple bağlıyor, arabasına bağlı sürüklüyor mesela 20 kilometre. Bu artık olmaz. Taksi şoförü falan olmaz. Bak köpeğe de yapsa olmaz. Bir şey değil mi? Bir şey mi? Ciğerleri patlıyor zaman. Canım ciğeri de patlar, ölür ya adam, hayvan. Kan revan için galiba. Psikopat yani, psikopat olduğu anlaşıldığında hiçbir şekilde olmaz. Mesela canım benim ya, telefonun bozuksa bir tanem niye biniyorsun? Melek yüzlü niye biniyorsun? Değil mi? Ne kadar tehlikeli bir şey ya. Mesaisi de değilmiş. Allah'ın önünden geçiyordu, öyle almış. Ya ne acı bir şey yani. Ya. Telefonu bozuk, o kadar vahim bir şey ki ya telefonu olmaması. Değil mi? Ankesörlü telefonun, babacığım benim telefonum bozuk. İşte şuradayım falan derken, değil mi? Şu taksi şoförüyle gelip ya taksi şoförünü çağırırsın. Beyefendi telefonunuzu verir misin? 5 dakika dersin. Değil mi? Babacığım ben şu taksi şoföründen geliyorum. Adınız ne beyefendi? Şu telefon, bu plakası da bu. Değil mi? Telefonu bozuksa. Bozuksa beyefendi dersin, biz sizin bu telefon ücretinizi ödeyeceğim. Taksi ücretini de babam ödeyeceğim. Kendi parası da yoksa babasını ödetir ya eve geldiğinde. Yoksa komşuları ödetir. Yoksa hiç almasın taksi şoförü. Zor durumda bir genç kız. Değil mi? Şimdi kardeşim bir kere ben hükümetten rica ediyorum. Bu tip eylemi olan adamlara hiçbir şekilde ehliyet vermesinler. Bak varsa gizli olması nasıl olur kardeşim? Yazsınlar arabaya. Arabada sökülmeyecek şekilde açık açık bu adam psikopatlık yapmış, babasını bıçaklamış, şunu yapmış diye yazacak. Can isteyen binsin. Ya gizli nasıl olur kardeşim böyle bir şey? Adam bilmiyor, çocuk ne bilsin onun psikopat olduğunu? Ya ona nasıl ehliyet verilir kardeşim? Nasıl arabayı kullanır yani? Jandarmaya da şaştım. Kan varmış arabanın içerisinde. Ya kavga ettik falan demişler. Ha öyle mi? Tamam hadi gidin demiş. Ya kan varsa çok büyük bir olay bu kardeşim. Sen kim ya, kan ne demek ya, kim bilir ne derece olay oldu yani. Direkt gözaltına alınmalar lazım. Kan çok vahim bir şeydir ya. Ha önemi yok, hadi git denir mi ya? Yani bu jandarmayla ilgili de aslında bir bilmiyorum yani, çocukların tabii canını yakmak istemem ama bir soruşturma açılması lazım. Çok acayip bir dakikaytlık bu. Tabii böyle bu tipleri şimdi cezaevinde hep öldürmek istiyorlar. Bu da bir anormallik.
Bu da bir kahramanlık değil. Evet. Yani bu da büyük bir zulüm olur. Evet. Bu da ayrı bir zulüm olur. Adam çünkü psikopat. Evet. Adalet ne diyorsa o olması lazım. Ben adaletim olmaz. Evet. Yani ucuz kahramanlığa gerek yok. Yani onu öldürmüş, sen de yine katil olmuş olursun. Çünkü bir adam öldürmek, bütün dünyayı öldürmek gibi. Yani senin öyle bir yetkin yok. Asacaksa devlet asar. Annesi babasının rızasıyla sen nasıl gidip de adam öldürüyorsun yani. Bu tip bir şey de çok yanlış. Canım şimdi her sabıkalıya görev vermeyeceğiz anlamı değil. Adam vergi suçundan bilme alakası, psikopatlıktan sabıkalı, yani dengesiz ve manyak tipleri kastediyor. Yani cinayet işlemeye ve ırza geçmeye müsait tipler var. Bunlar anlaşılıyor, anlaşılmayacak gibi değil. Yani böyle yüz kızartıcı suçlar işlemiş ve yapmaya müsait tipleri kastediyoruz. Yoksa birçok suçtan adam ceza almış olabilir. Hepsini kastetmiyoruz. Yani bunu yapacak tipler belli oluyor, anlaşılmayacak gibi değil.